Cennem Merzeci Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan isimli müdür yardımcısının çocuklara nitelikli cinsel sarkıntılık ve cinsel taciz iddiasıyla 29 Şubat gözaltı gerçekleştiriliyor. Olayın vuku bulduğu tarih olarak geçiyor. Gözaltına alınıyor. Ailenin şikayet olarak biz de topladık bilgileri. Araştırmalarımızdan sonra gerek çevrede gerek de okulda yaptığımız görüşmeler, çevrede yaptığımız görüşmeler sonucu ailenin bir çocuğun velisinin karakola gitmesiyle açığa çıkan bir durum, bir olay, çok vahim bir olay. Bu olayla ilgili de yaptığımız görüşmelerde tutuklandı. Evet, tutuklanıyor. Çocukların cep telefonlarına gönderdiği iddia edilen resimler, mesajlar subute erdiği söylenerek tutuklandığı ifade edildi. Şimdilik durum bu. Tabii bu bir olaya gizlilik kararı verilmiş. Evet. Fakat cinsel saldırı ya da nitelikli cinsel taciz veya cinsel taciz, çocuğa taciz olayları yeni bir durum değil. Bizim için çok vahim olan, daha da derin vahim olan örgün eğitimdeki çocukların gittikçe azaldığı da bir ortamda, yoksullaşmanın çocuk işçiliğinin de arttığı, okula gitmeyen çocukların arttığı bir dönemde, yoksul çocukların nerede barındırıldığını, nereye yöneldiğini, kurslar, dernekler ve benzeri yollarla, vakıflar yoluyla çocukların kapalı alanlar diyoruz biz bunlar. Evet, örgün eğitim içerisinde değiller. Bu yoksul çocukların, burada bir çocuk, çocuk konuşmuş, hani çocuklar susar, büyükler konuşsun diyoruz ya, çocuklar konuşsun. Ancak buradaki arkasını arayamayan o kadar yoksul çocuğun, özellikle yoksul çocukların parasız eğitim aldığı, yattığı, yediği, içtiği yerler ve eğitim aldığı yerler olarak bilinen yerler şu an çok daha düşündürücü ve takip edilmesi gereken, kontrol altına alınması gereken ve bilim yolunda ilerleyen, bunun eğitimini almış kişilerin bulunduğu, eğitim elemanlarının bulunduğu, kişilerin de gözetiminde buraların kontrol altına alınması, bütün çalışmaların çocuklar üzerine gerçekleştirilmesi, biz buralardan bir haberiz. Çocuk işçiliğinin bu kadar yoğun olduğu yerde, iş yerlerinde, çocuk işçiliğin yasak olduğu yerde dahi iş yerlerinde tacizin olduğu defalarca ifade edilmişti. Sokakta taciz, okulda taciz, evde taciz, bütün bunları rastgele medyaya artık gündelik haber gibi, normal bir habermiş gibi düşen, aslında toplumsal duyarlılığın artmadığı, tam tersine her anlamda bir duyarlılığın geri çekildiği, aslında sokaklardan geri çekildiği, susma noktasına getirildiği bir noktada bir çocuğun konuşuyor olması, çocukların konuşuyor olması hakikaten değerlidir. Ailelerin de sahiplenmesi çok değerlidir. ÇEDES'lerle şimdi okullarda vuku bulduğu söylenen durumun kendisini bu kadar sorunun arttığı ortamda sorunları manevi danışmanlarla işin ehli olmayan diye adıyoruz. Çünkü pedagojik formasyon gerektiren ve bu alanda eğitim uzmanlık gerektiren bir alanın kendisinin sorunların olduğu ortamda, tam da bu ortamda manevi danışman denen kişilerin gönderme 81 ilde göndermesiyle birlikte, uygulamaya koymasıyla birlikte vahametin artacağı, konuşmayan çocukların artacağı gerçeği apaçıktır. Şimdi korkumuz bu kadar yoğun sorun arttığı bir ortamda bunun çıkışı çok mu tesadüfidir? Çok tesadüfi olduğunu düşünmüyoruz. Asla konuşmayan, asla istendik, tek tipli, tek sesli konuşmayan bir toplumun çocukluktan beri konuşmayan, susan ve hakları, bedensel hakları, ruhsal hakları, yaşam hakları, yaşam hakkıdır bu, yaşam haklarının elinden alınacağı bir noktaya doğru evrilmesi en vahim durumdur. Çocuklarımız, gelecek olan çocuklarımız bizim için çok özel ve çok değerlidir. Bu anlamda biz bu ve buna benzer tüm sorunları ve tüm kadın sorunlarında olduğu gibi takipteyiz. Asla peşini bırakmayacağız. Okullardaki bütün bu olayların anlayabilecek bilimsel eğitimin alan, pedagojik formasyonun olan gerek öğretmenler ve gerek PDR rehberlik danışmanlarının desteklenmesi ve arttırılması gerektiğini düşünüyoruz.